Merhaba çocuklar. Bugünkü ödev kağıdımızın çözümüne başlayacağız. Ödevlerimiz Türkçeden. Konumuz bağlaç olan D ve devamında sanırım bağlaç olan Ki'nin yazılışı. Evet. Önce bağlaç olan D sayfasındayız. Bir açıklama var. Bağlaç olan D daha ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı D veya da şeklinde yazılır. Bir cümlede D'nin ek mi, bağlaç mı olduğunu ayırt etmek için D'yi çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa bağlaçtır. Ahmet de geldi cümlesinde D'yi çıkardığımızda Ahmet geldi şeklinde yine anlamlı bir cümle ortaya çıkar. O halde bu cümlede D bağlaçtır, ayrı yazılır. Demek ki bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak? Bunu anlamak için D'yi çıkarıyoruz. Eğer hala anlamlı oluyorsa o zaman ayrı yazılması gereken D imiş. Eğer D'yi çıkardığımızda anlam bozuluyorsa o mutlaka cümlede olması gereken yani bitişik yazılması gereken D oluyor. Şimdi etkinliklerimizi çözmeye başlayalım. Aşağıda verilen cümlelerde D daha doğru yazılmışsa D, yanlış yazılmışsa Y yazalım demiş. Ömer de mi gelecek? Evet, şimdi bunu anlamak için ne yapacaktık? D'yi cümleden atacaktık. Ömer mi gelecekti? Ne oluyor? Hala anlamlı bir cümle olabiliyor. Ömer de mi gelecek? D'yi attığımızda Ömer mi gelecekti? Hala anlamlı olduğuna göre bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Ama burada bitişik yazılıp de üzerinden ayırmışlar. O halde bu da yanlış yapmışlar. Zaten ayrı yazılırsa ayırma işaretine gerek yok. Yani şöyle olacaktı. Ömer de mi gelecekti? Soru soruyor. Burada D ayrı yazılacağı için zaten ayırma işaretine falan gerek yoktu. O yüzden burada bir yanlışlık yapılmış. Gökyüzünde kuşların uçuşunu seyrediyorum. Şimdi D'yi atalım. Gökyüzün kuşların uçuşunu seyrediyorum. Bakın cümle anlamsızlaşıyor. Gökyüzün. Dolayısıyla burada D mutlaka cümlede olması gereken D. Yani attığımızda anlam bozuluyor. O halde mutlaka cümlede olması gereken yani bitişik olması gereken D. Burada doğru yazmışlar. Sen de bizimle müzeye gelecek miydin? Şimdi D'yi atalım. Sen bizimle müzeye gelecek miydin? Evet, cümle hala anlamlı olabiliyor. Demek ki buradaki D bağlaç olan yani ayrı yazılması gereken D. Çünkü cümleden attığımızda anlam bozulmuyor. Anlam bozulmadığına göre ayrı yazılan D'den bahsediyor. O halde burada doğru yapmışlar, ayrı yazmışlar. Evin çatısında bir uçurtma görünüyordu. Şimdi buradaki D nerede? Şurada. Dağ'a dönüşmüş. Attığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı, anlam bozuluyorsa bitişik olan D'den olacaktı. Atalım bakalım. Evin çatısının bir uçurtma görünüyordu. Evet, anlam bozuluyor. O halde bu da yani aslında D mutlaka cümlede olması gereken yani bitişik olması gereken bir D. Burada da doğru yapmışlar. Hangi konuda yardımcı olmamı isterdiniz? Şimdi bu da D olan bu da'ya dönüşmüş. Hangi konu yardımcı olmamı isterdiniz? Bu da cümlenin anlamında bir tuhaflık, bir değişiklik oluyor. Hangi konu yardımcı olmamı isterdiniz? Hangi konuda yardımcı olmamı isterdiniz? Bu de biraz cümlenin anlamını değiştiren, anlamını pekiştiren bir anlam var. O yüzden bu bitişik olması gereken de'den burada yanlış yapılmış. Bir yılda 12 ay var. Şimdi bu de'yi atalım. Bir yıl 12 ay var. Yine cümlenin anlamında bir bozulma oluyor. Dolayısıyla buradaki D veya D'ye dönüşmüş. Bu da bitişik olması gereken D ve D. Burada da doğru yapmışlar, bitişik yazmışlar. Eğer cümlenin anlamında bir tuhaflık, bir değişiklik oluyorsa o D olması gereken D atamıyoruz yani. Ama attığımızda hiçbir problem çıkmıyorsa o zaman ayrı yazılması gereken D. Kırmızı ya da pembe ayakkabıdan birini alacaktı. Şimdi burada evet, bunu yazmamışlar ama bu ya da kelimesi artık
değiştirilemez bir kelimedir. Biz bunlara kalıplaşmış diyoruz. Bu zaten aslında bitişik yazılır ama yine de da'yı attığımızda anlamın bozulduğunu görüyoruz. O yüzden burada bitişik yazılması gereken de da doğru yapılmış. Kanepede oturmuş çayını keyifle yudumluyordu. Şimdi kanepede de'yi atalım. Kanepe oturmuş çayını keyifle yudumluyordu. Evet, cümlenin anlamı tamamen bozuluyor. Demek ki bu de atamayacağımız bir de, yani cümlede mutlaka olması gereken, bitişik olması gereken bir de burada da doğru yapılmış. Mart ayında ilkbaharı hissedebiliriz. Şimdi bu da D'yi daha yatacağız. Mart ayın ilkbaharı hissedebiliriz. Ya cümlenin anlamında bozukluk oluyor. Demek ki bu atılamayan D'den, yani atılamayan cümlede mutlaka olması gereken, bitişik olması gereken bir D veya daha. Dolayısıyla bu bitişik yazılacaktı. Doğru yapmışlar. Onunla konuşsam da bir etkisi olmaz bence. Onunla konuşsam bir etkisi olmaz bence. Bakın D'yi attığımızda çok büyük bir anlam değişikliğine sebep olmuyor ya da anlamda bir problem yaratmıyor. Onunla konuşsam bir etkisi olmaz bence. O yüzden buradaki D, bağlaç olan D, yani ayrı yazılması gerekirdi. Çünkü cümleden attığımızda cümlenin anlamında problem yaratmıyor. O yüzden burada bitişik yazılmış, yanlış olmuş. Ayrı yazılması gereken D'dendi. Komşuda pişer, bize de düşer. Şimdi D'yi attık. Komşu pişer, bize düşer. Yani cümlenin anlamı tamamen değiştiği için burada bu D'nin bitişik olması gerekirdi. Komşuda diye bitişik olması gerekirdi. Burada yanlışlık yapılmış çünkü atarsak anlam bozuluyor. Bu atılamayan D'den, bitişik olması gereken D'den yanlış olmuş. Oyunumu da oynadım, dersimi de çalıştım. Oyunumu oynadım, dersimi çalıştım. Buradaki D'leri attığımızda cümlenin anlamında herhangi bir problem olmuyor. Dolayısıyla bu atılabilen D'den, yani ayrı olması gereken D'den doğru yapılmış. Bu konuda annem de babam da bana destek oldular. Şimdi burada konu da annem de babam da bu konuda buradaki D'yi atamıyoruz. Bakın bu konu annem de babam da bana destek oldular dersek cümlenin anlamında bir problem oluşuyor. O yüzden buradaki D atılamayan D, yani bitişik olması gereken burada doğru. Konuda bitişik olması gerekiyor. Annem de ayrı yazılmış. Babam da, bu da ayrı yazılmış. Bana destek oldular. Bu konuda annem, babam bana destek oldular. Bakın buradaki D'leri attığımızda cümlenin anlamında büyük bir problem çıkmıyor. O yüzden buradaki D'ler ayrı yazılması gereken, yani bağlaç olan D'lermiş. Onlar da zaten ayrı yazmışlar. O yüzden buradaki D'lerin hepsinde yazılışlar doğru. Cümleden attığımızda anlam bozuluyorsa bitişik olmalı. Cümleden attığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı olmalı. Bu yılda göçmen kuşlar geldi. Şimdi buradaki D'yi atalım. Bu yıl göçmen kuşlar geldi. Evet, cümlenin anlamında büyük bir sıkıntı çıkmıyor. Bir değişim olmuyor. Anladığımız şeyde bir farklılık oluşmuyor. Göçmen kuşlar gelmiş. Bu yıl göçmen kuşlar geldi. Bu yıl da göçmen kuşlar geldi. Evet, cümlenin anlamında bir sıkıntı yaratmadığı için buradaki D ayrı yazılması gereken D'ydi ama onlar bitişik yazılmışlar. Çünkü atınca anlam bozulmuyor. O yüzden yanlış yapmışlar. Bilgisayarda işlerin çoğunu yapıyordu. Şimdi bakın bu D'yi atalım. Bilgisayar işlerinin çoğunu yapıyordu. Şimdi D'yi attığımızda sanki işleri yapan bilgisayarmış gibi oluyor. Ama bilgisayarda işlerinin çoğunu yapıyordu deyince bir insan bilgisayarda çalışarak işlerinin çoğunu yapıyormuş. O yüzden anlamda bir sıkıntı yaratıyor. Yani bu D'yi atamıyoruz. Atamadığımıza göre bitişik olması gereken D'ydi bu ama ayrı yazmışlar. O yüzden burada yanlış olmuş. 4A sınıfı da geziye gidecekti. 4A sınıfı geziye gidecekti. Bu D'yi ya da da'yı attığımızda anlam bozulmuyor aslında. 4A sınıfı geziye gidecekti. 4A sınıfı da geziye gidecekti. O yüzden anlamda büyük bir sıkıntı yaratmadığı için bu D ya da da işte ayrı yazılması gerekirdi. Ancak burada bitişik yazılmışlar. Bu yanlış olmuş.
Aşağıda karışık olarak vermiş kelimelerle cümleler oluşturalım, yazalım demiş. Bayram dedemden harçlığımı de aldım. Bayramda dedemden harçlığımı aldım. Yazalım bakalım. Bayramda dedemden harçlığımı aldım. Şimdi D veya D'nin yazılışına bakacağız. Atalım bakalım cümleden. Bayram dedemden harçlığımı aldım. Sanki bayram dedem, dedemin ismi bayrammış gibi oluyor. Dolayısıyla buradaki D ya da D mutlaka cümlede bulunması gerekiyor. Bayramda dedemden harçlığımı aldım. Atarsak anlam değişiyor. Bayram dedemden harçlığımı aldım gibi oluyor. O yüzden bu D bitişik olması gereken D'ydi. Bitişik yazdık. Okudu sonra hikayesine oturup da. Bunu düzgün bir cümle yaparsak nasıl oluyor? Sonra oturup hikayesini de okudu. Şimdi buradaki D'yi inceleyelim. Sonra oturup hikayesini okudu. Sonra oturup hikayesini de okudu. Bakın anlamda çok büyük bir problem çıkmıyor. Anlamda bir değişiklik olmuyor. O yüzden buradaki D ayrı yazılması gereken D. Oturup hikayesini okudu deyince de aynı cümlenin anlamı. Oturup hikayesini de okudu deyince de yine aynı çok büyük bir problem yaratmıyor. Demek ki bu D ayrı yazılması gereken D olacak. Yani bağlaç olan D. Diğerine geçelim. D televizyondan izledim. Aynı da internetten haberi. Aynı haberi televizyondan da internet Ten de izledim olacak sanırım. Evet. Aynı haberi televizyondan da internetten de izledim. Şimdi D'lere bakacağız. Nerede var D? Bir burada var, bir de burada var. Aynı haberi televizyondan, internetten izledim. Aynı haberi televizyondan da internetten de izledim. Şimdi D'leri attığımızda büyük bir problem çıkmıyor. Aynı haberi televizyondan, internetten izledim. Televizyondan da internetten de izledim. Dolayısıyla anlamda bir sıkıntı yaratmıyor. Söylenmek istenen şeyde bir tuhaflık oluşmuyor. O yüzden bu D'ler ayrı yazılması gereken D. Biz de yazarken ayrı yazdık. Köye de yerleşeceklermiş satıp de arabayı evi. Nasıl olur bu o zaman? Arabayı evi satıp köye arabayı da evi de satıp yanlış yaptık çocuklar. D'leri unuttuk. Arabayı da evi de satıp köye yerleşeceklermiş. Şimdi buradaki D dağlara bakacağız. İki tane var. Bir burada var, bir de burada var. Şimdi onları atalım bakalım. Arabayı evi satıp köye yerleşeceklermiş. Şimdi de varmış gibi okuyalım. Arabayı da evi de satıp köye yerleşeceklermiş. Yani attığımızda büyük bir problem çıkmıyor. Söylenmek istenen de bir değişiklik olmuyor. O halde buradaki D dağlar cümleden atılabilen yani bağlaç olan yani ayrı yazılması gerekenler. Biz de orada ayrı yazdık. Kuralımız neydi? Cümleden attığımızda anlam bozuluyorsa bitişik, anlamda bir sıkıntı çıkmıyorsa ayrı yazılır. Küplere ödevini annesiyle bindi yapmayınca düzgün hale getirince nasıl oluyor? Ödevlerini yapmayınca ödevlerini de, evet D'yi oraya koymamız lazım. Silelim. Ödevlerini de yapmayınca annesi küplere bindi.
Şimdi bu D'yi atalım bakalım. Ödevlerini yapmayınca annesi küplere bindi. Ödevlerini de yapmayınca annesi küplere bindi. Yani cümlenin anlamında büyük bir problem çıkarmıyor. Anlamında bir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden buradaki D'de ayrı yazılması gereken, yani bağlaç olan D, biz de ayrı yazdık. Aşağıda verilen cümlelere uygun D daha bağlaçlarını koyalım demiş. Teyzem düğüne gelmiş. Teyzem de düğüne gelmiş. Evet, şuraya bağlaç olduğu için ayrı yazacağız. Nasıl olacak? Teyzem de düğüne gelmiş. Daha güzel oldu. Daha da güzel oldu. Daha da güzel oldu. Seni görmek istedi. Seni de görmek istedi. Dün gece yoktu. Dün gece de yoktu. Oyuncaklarımı topladım. Oyuncaklarımı da topladım. Evet, bunlar bağlaç olan de, yani hep ayrı yazıyoruz. Cümlede olsalar da olmasalar da büyük bir sıkıntı olmuyor. Sorsan söyler miydi? Sorsan da söyler miydi? Sorsan da söyler miydi? Evet, yazılışlara dikkat ediyoruz. Daha ayrı yazdık. Fazla ciddiye almamak gerekir. Fazla burada iki yere koyabiliriz. Fazla da ciddiye almamak gerekir. Fazla ciddiye de almamak gerekir. Biz buraya koyalım. Ciddiye de almamak gerekir. Bakın D'yi ayrı yazdık. Çünkü bunlar bağlaç olan D'ler. Dolabı düzenledim. Dolabımı da düzenledim. Yine ayrı çünkü bağlaç. Yarın bana uğrayacak. Nereye koyacağız? Yarın bana da uğrayacak. Uğrayacak. Evet, burada hep bağlaç olan D'ye dağlar yerleştirdik cümleye. Çünkü onlar olmasalar da cümle anlamlı. Burada çünkü onlar olmadanki hali de var. İşte daha güzel oldu, daha da güzel oldu. Seni görmek istediği, seni de görmek istedi. Gördüğünüz gibi cümlede olsalar da olmasalar da cümle düzgün oluyor. O yüzden bunlar bağlaç olan D ayrı yazılması gerekiyor. Şimdi bağlaç olan ki'lerin yazılışına gelmişiz. Bağlaç olan ki ayrı yazılır, aynı D gibi. Bağlaçsa ayrı yazılır. Bağlaç değilse, yani ekse, mutlaka cümlede olması gerekiyorsa bitişik yazılır. Kalıplaşmış olanlar da, evet şuna ya dikkat edelim. Kalıplaşmış olanlar bitişik yazılır. Belki, çünkü, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki, bunlar bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak diye düşünülmez. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Çünkü bunlar artık kendi başına bir kelime gibi oluşmuşlar. Biz bunlara kalıplaşmış diyoruz. Bunlar bölünüp parçalanmazlar. Bu halleriyle kullanılırlar. Bağlaç mıdır, ek midir diye düşünülmez yani. Bunlar bu haliyle kullanılır. Yani bitişik. Bir cümlede ki'nin ek mi bağlaç mı olduğunu ayırt etmek için cümleden ki'yi çıkartırız. Eğer anlam bozulmuyorsa bağlaçtır diyebiliriz. Ya da hani D'deki gibi söylemişler. Yani cümleden attığımızda anlam bozuluyorsa onu atamıyoruz. Yani olması gereken ve bitişik olması gereken ki. Ama cümleden attığımızda anlam bozulmuyorsa o zaman bağlaç olan, ayrı yazılması gereken ki demişler. Fakat biz bu konuyu birinci dönem anlatırken şöyle söylemiştik ki için. Ki'nin ayrı mı yazılacak, bitişik mi yazılacak bunu anlamak için biz ne yapıyorduk? Ki'nin olduğu kelimeye, evet şuradaki açıklamayı okuyoruz. Ki'nin olduğu kelimeye ler'lar ekini getiriyoruz. Kelime anlamlı oluyorsa o ki bitişik yazılacak olan ki. Kelime anlamsız oluyorsa yani anlamlı olmuyorsa ki ayrı yazılır. O zaman da bağlaç olan ki'dir. Yani cümleden atabiliriz anlamına geliyor. Bu yöntem biraz daha sağlıklı. Yani bağlaç mıdır, ek midir, bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak bunu anlamak için cümlede ki'nin olduğu kelimeye ler'lar ekini getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa o bitişik olması gereken ki'dir. Anlamsız oluyorsa ayrı yazılması gereken ki'dir. Şimdi örnekler üzerinde çalışalım. Aşağıda verilen cümlelerde ki doğru yazılmışsa D, yanlış yazılmışsa Y yazalım. Çok beğenmiş olmalı ki bir ekmeği bitirdi.
Şimdi olmalı ki bu kelimenin sonuna ler'ler getirelim. Olmalı kiler. Olmalı kiler diye bir sözcük anlamsız olduğundan buradaki ki ayrı yazılması gereken ki, onlar da zaten ayrı yazmışlar, doğru yapmışlar. Bilerek değil, belki unutmuştur. Şimdi belki, bunun sonuna ler'ler getirelim. Belkiler, belkilar. Belkiler, belkilar diye bir kelime yok, hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden bu ki anlamsız olduğu için ayrı yazılması gereken ki, burada da doğru yapmışlar. Bir de baktım ki etrafımda yok. Şimdi baktım ki sonuna ler'ler getirelim. Baktım kiler, baktım kilar, baktım kiler. Anlamsız bir sözcük oluyor. Yani yine ayrı yazılması gereken ki anlamlı olsaydı bitişik olacaktı. Bunları da doğru yazmışlar. Sanki daha önce konuşmuştuk. Sankiler, sankilar, sonuna değerler getiriyoruz. Anlamsız oluyor. O halde ayrı yazılması gerekenmiş diyeceğiz. Fakat demiyoruz. Niye demiyoruz? Hemen şurayı hatırlıyoruz, değil mi? Evet, şurada kalıplaşmışlar vardı bakın. Belki çünkü halbuki madem ki merki oysa ki sanki bunlar kalıplaşmış. Bunlar her zaman bitişik olmak zorunda. Bunlarda hiçbir kural aramıyorduk. Yani işte larlar getirelim cümleden atalım böyle bir şey yapamıyorduk. O yüzden buradaki sanki sözcüğü sonuna ler'ler getirerek falan uğraşmayacağız. Ne yapmamız gerekiyordu? Sanki sözcüğü kalıplaşmış sözcüktür deyip bunun mutlaka bitişik olması gerektiğini düşünecektik. O yüzden burada yanlış yapılmış. Sankiler, sankilar yani bunlar evet anlamsız oluyor. Ayrı yazılması gerekiyormuş gibi görünüyor. Ama işte bu hataya düşmeyeceğiz. Ne yapacağız hemen? Bu kalıplaşmış sözcükleri hatırlayacağız ve bunları da hiçbir şeye bakmaksızın mutlaka bitişik olması gerektiğini anlayacağız. Çantasındaki malzemeleri tek tek inceledi. Çantasındakiler bakın sonuna ler getirince anlamlı oluyor. Çantasındakiler. Yani çantasındaki eşyaları kastetmiş gibi oluyoruz. Çantasındakiler. Evet bu anlamlı olduğu için buradaki ki'nin bitişik olması gerekiyordu. Doğru yapmışlar. Kanepedeki kumandayı bir türlü bulamıyordu. Kanepedekiler. Evet bu da ler'ler koyunca anlamlı bir kelimeye dönüşebildiği için buradaki ki'nin de bitişik olması gerekiyor. O halde burada da doğru yapmışlar. Madem ki gelecektin neden söylemedin? Madem ki. Evet yine sonuna ler'ler getirip bakacak mıyız? Hayır bakmayacağız. Çünkü şurada kalıplaşmış sözcüklere bakıyoruz. Burada madem ki var. Madem ki kalıplaşmış sözcüklerden burada hiçbir şeyle uğraşmadan hemen diyoruz ki bu kalıplaşmış bir kelimeydi. Mutlaka ki buna bitişik olacaktı. Yanlış yapılmış. Yüzündeki ifadeyi görmeliydin. Yüzündekiler. Evet, yüzündekiler kelimesi anlamlı bir kelime olduğu için buradaki mutlaka bitişik olması gereken ki'ydi. Doğru yapılmış. Servis arabasındaki çocuğu tanımıyordum. Arabasındakiler kelimesi anlamlı bir kelime olduğu için sonra ler getirince anlamlı bir kelimeye dönüşebildiği için buradaki ki bitişik olması gereken ki onlar da zaten bitişik yapmışlar. Halbuki evet şimdi hatırlıyorsunuz herhalde yine halbuki derken burada sonuna ler'ler mi getirelim cümleden mi atıp bakalım hiç uğraşmıyoruz. Halbuki kelimesinin de kalıplaşmış ki'li kelimelerden olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki buradaki ki mutlaka buna bitişik olacaktı. Çünkü bu kalıplaşmış bir kelimeydi. Ayrı yazılamaz, yanlış olmuş. Dedemle bahçedeki çiçekleri suladık. Evet, bahçedekiler sonuna ler getirince anlamlı oluyor. Bahçedekiler dolayısıyla buradaki ki bitişik yazılması gereken ki denmiş. Doğru yapılmış. Ezgi okula gelmedi çünkü hastaydı. Şimdi burada ki nerede diye düşüneceğiz. Ki şurada aslında. Ama buradaki çünkü küye dönüşmüş. Burada ü olduğu için sonrası da ki olamamış, ü olmuş. Peki ayrı mı yazılacaktı, bitişik mi yazılacaktı? Hemen yukarıya hatırlayıp bakarsak orada çünkü'nün de olduğunu görürüz. Çünkü kelimesi kalıplaşmış bir sözcük. O yüzden mutlaka bitişik yazılır. Hiçbir zaman ayrılmaz. Burada da doğru yapmışlar. Ayırmamışlar. Kovadaki suyu yere döktü. Kovadakiler. Bakın sonuna ler getirince anlamlı bir sözcük oluyor. Kovadakiler. O halde bu bitişik olması gereken ki doğru yapmışlar. Öyle bir gelişi vardı ki vardıkiler anlamsız oluyor. Yani bu ayrı yazılması gereken ki doğru yapılmış.
Çünkü derslerine çok çalışmıştı. Evet, hemen şuradaki çünkü hatırlayalım. Burada da aynısı var. Onun çünkü olması ve kalıplaşmış olduğu için bitişik olması gerekirdi. Burada yanlış yapmışlar. Devam edelim. Bağlaç olan kinin yazılışı aşağıda karışık olarak bölünmüş kelimelerle cümleler oluşturup yazalım demiş. Gelmedi tahtaya bana ki çıkayım sıra. Önce düzeltelim. Sıra bana gelmedi ki tahtaya çıkayım. Şimdi buradaki ki bağlaç olan ki gelmedikiler diye bir kelime anlamsız olduğu için buradaki ki'nin ayrı yazılması gereken ki olarak anlıyoruz. Yani bağlaç olan ki ayrı yazdık. Genç ki sağlıklı kalasın düşün. Düşün sağlıklı düşün ki genç kalasın. İlginç bir cümle oluyor. Sağlıklı düşün ki genç kalasın. Evet, düşünkiler sonuna ler'ler getirince anlamsız olduğu için bu ayrı yazılması gereken ki, düşün ki'yi ayrı yazdık. Çünkü bağlaç oluyor. Olumsuz vermişsin öyle karar anlaşılıyor ki. Evet, anlaşılıyor ki öyleyi başa alacakmışız. Öyle, bu da küçük a olacak. Öyle anlaşılıyor ki olumsuz karar vermişsin. Şimdi buradaki ki'ye bakıyoruz. Anlaşılıyor kiler diye bir sözcük anlamsız olduğu için ki ayrı yazılması gereken ki'ymiş. Bağlaç olan ki ayrı yazdık. Ki kimse bir etrafımda baktım kalmamış de. Bir de baktım ki etrafımda kimse kalmamış. Bir de baktım ki etrafımda kimse kalmamış. Buradaki ki nerede? Ki burada baktım kiler anlamsız bir sözcük olduğu için buradaki ki'nin ayrı yazılması gerekiyordu. Biz de ayrı yazalım. Evet. Sonuna ler ya da lar getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o bitişik olması gereken ki, anlamsız oluyorsa ayrı yazılması gereken ki. Bu basit kuralları aklımızda tutarsak çok da zorlanmayız. Olmadı topraklar kışın ki bereketlensin yağış. Kışın yağış olmadı ki topraklar bereketlensin. Kışın yağış olmadı ki topraklar bereketlensin. Yine burada olmadı kiler kelimesi anlamsızlaştığı için buradaki ki ayrı yazılması gereken ki biz de ayırıyoruz. Olmadı ki topraklar bereketlensin. Aşağıda verilen cümlelere uygun ki bağlacı koyalım. Cümleyi yeniden yazalım. Öyle üzülmüştü anlatamam. Öyle üzülmüştü ki anlatamam. Evet, ayrı yazdık çünkü bağlaç olan ki. Üzülmüştükiler anlamsız oluyor görüyorsunuz. Ayrı yazılması gerek. Babam geldi mi? Babam geldi mi ki? Ben hiç yorulmadım ki. Bir de baktım gitmiş. Bir de baktım ki gitmiş. Evet, bunlar hep bağlaç olan ki, yani ayrı yazıyoruz.
Zaten ki'nin olmadığı halleri de anlamlı. Bir de baktım gitmiş, bir de baktım ki gitmiş. Baktım kiler deyince de anlamsız olduğunu görüyoruz zaten. Yani bunlar hep bağlaç olan, ayrı yazılması gereken kiler. O kadar sıcak bunaldım. O kadar sıcak bunaldım. O kadar sıcak ki bunaldım. Anladım soruyu çözemeyeceğim. Anladım ki soruyu çözemeyeceğim ki ayrı. Servise binecektim onu gördüm. Servise binecektim ki onu gördüm. Evet, binecektim kiler anlamsız oluyor mesela. Oradan da anlıyoruz ki zaten ayrı olacak. Ne yazık geç kalacakmış. Ne yazık ki geç kalacakmış. Yazık kiler diye bir sözcük anlamsız oluyor zaten. Ayrı yazılması gereken ki. Peki bu da ki olmazsa ne olacak? Aslında ne yazıktan sonra bir virgül koyulması gerekir. Çünkü bağlaçları çıkardığımızda orada bir virgülün olması bazen gerekebilir. Mesela şurada da servise binecektim, onu gördüm. Servise binecektim, araya virgül koymamız lazım. Bunlar çünkü bağlaçlar birden fazla kelimeyi ya da cümleyi birbirine bağlayan şeyler olabilir. O yüzden onları çıkardığımızda, bağlaç olanları çıkardığımızda virgül kullanmamız gereken durumlar olabilir. Sormadın mı niye öyle yapmış? Buradaki nereye koyacağız? Sormadın mı ki niye öyle yapmış? Niye öyle yapmış? Evet, buradaki ki de bağlaç olan, yani ayrı yazılması gereken ki, zaten ki'nin olmadığı hali de düzgün oluyor. Sormadın mı ki niye böyle yapmış? Sormadın mı niye öyle yapmış ki? Buradaki sona da koyabiliriz. O zaman da olabiliyor. Ancak burada da olur. Sormadın mı ki niye öyle yapmış? Sormadın mı niye öyle yapmış ki? Yani ki'yi sona da koyabiliriz ama çok büyük bir fark olmuyor. Evet, burada da hepsi bağlaç olan ki, onları yerlerine yerleştirdik. Şu kuralı tekrar hatırlayalım. Ki bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak? Bunu anlamak için ki'nin olduğu kelimenin sonuna lerler eki getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa bitişik olan ki, anlamsız oluyorsa ayrı yazılması gereken ki. Peki D için ne yapıyorduk? D'yi cümleden atıyorduk. D'yi cümleden attığımızda anlamda bir sıkıntı olmuyorsa o ayrı yazılır. Ama anlamda bozulma oluyorsa o bitişik yazılırdı. Bu iki basit kuralı aklımıza yerleştirirsek D ve Ki ile ilgili problemleri çözeriz. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.